Sıfırdan 9'a Türk Dili ve Edebiyat konu anlatımı soru bankamız hazır. Yeni müfredat ve farklı olan yanlarını gelin hep beraber cevaplayalım. Birincisi 2018-2019 yılında müfredatta bazı değişiklikler oldu. 9. sınıfta edebiyatta bazı kazanımları çıkardılar, bazı yeni kazanımlar eklediler. Biz de bu değişikliği direkt olarak kitabımıza yansıttık, hatta içindekilerde bunu görebiliyoruz. Kitabımızın farklı olan yanına baktığımızda sıfırdan serisinin en önemli özelliği sol tarafta konuları küçük küçük parçalara bölüp sizlere anlattık. Yani önce edebiyat nedir? Ardından edebiyatın bilimle ilişkisi, ardından edebiyatın güzel sanatlarla ilişkisi, ardından metinlerin sınıflandırılması. Böyle küçük küçük parçalara ayırdık ve sizlerin anlayacağınız şekilde infografik sınavlarda çıkacak şekilde anlattık. Ve öğrenciler konuları öğrenirken hiçbir şekilde takılmasınlar ve tam anlamıyla ileride girecekleri sınavlara uygun bir şekilde konuları öğrensinler istedik. Sağ tarafta ise bu konularla alakalı sorular var. Fakat tam da solda öğretilenle alakalı. Yani siz burada söyleyici imge mahlas tapşırma öğrendikten sonra onunla alakalı sorular var. Burada ölçüyü öğrendiyseniz burada onunla alakalı sorular var. Ve bu soruları yaparken takılabilirsiniz. Bazı sorular gerçekten orta veya üst seviyede oluyor. O zaman ne yapacağız? TAS kare kodunu okutuyoruz. Ve TAS kare kodunu okuttuğumuz zaman soruların uzman hocalar tarafından çözümü zaten hazır. Mesela sadece manzume ve şiir farkı için bile bir konu anlatımı hazırladık. Aynı zamanda kitabımızın süzgeçler bölümünden sonra böyle konuları tek tek gösterdikten sonra aralarda tezkeşler var. Yine tezkeşlerde de orta ve üst seviyede zorlukta sorular sizleri bekliyorlar. Böylece sıfırdan 9'a Türk Dili Edebiyatı'nda çalıştığınızda sıfırdan tüm konuları eksiksiz öğrenmiş olacaksınız.